Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. Herkese Mersin'den merhabalar. Ben doçent doktor Murat Çapanoğlu. Ben uzman doktor Ergül Bolat. Bugün size herediter anjiyodemden bahsedeceğiz. Herediter anjiyodem vücutta asimetrik olarak gelişen kurdeşem veya ürtiker, yani ürtiker olmadan şişliklerin oluşmasıyla karakterize bir hastalıktır. Kalıtsal bir hastalıktır, yani aileden gelir. Öbür taraftan bu şişliklerimiz, yani ödem dediğimiz şişliklerimiz gözde, yüzde, dudakta, boğazda, el, kol, ayak, bacaklarda da olabilmekte. Bununla beraber iç organlarda da olabilmektedir. Bize hangi bulgularla gelebilir herediter anjiyodem? Bize bu şişliklerin herhangi biriyle, yani gözde bir şişlik, boğazda bir şişlik, nefes darlığı, solunum sıkıntısı, karın ağrısı, bulantı, kusma, kolda, bacakta şişlik şeklinde bir semptomla gelebilir. Peki herediter anjiyodemin bizim için önemi nedir? Herediter anjiyodem tabii ki belirli yerlerde olup geçen şişlikler önemli olmamakla beraber, yani tedavi edilebilir olmakla beraber boğaz kısmında gelişip nefes darlığı, hatta daha kötü sonuçlara yol açabilme ihtimalinin olmasıdır. Tanının konulup tedavinin ona göre ayarlanması bu açıdan çok önemlidir. Eğer sadece şişlikle giden bir durumunuz varsa, elinizde, ayağınızda, yüzünüzde, dudakta, gözde, herhangi bir yerde sadece şişlik, kaşıntı yok. Ağrı olabilir ama kaşıntı olmayan, kızarıklık olmayan şişlik varsa herediter anjiyodemin gerçekten ekarte edilmesi lazım. Çünkü bir laringeal atak dediğimiz, hocamın da söylediği gibi solunum yolundaki şişme, nefessiz kalmaya ve daha ağır tablolara, hatta çok dile getirmek istemesem de ölüme kadar gidebilecek tablolara yol açabilmektedir. Bu nedenle basit bir kan testiyle gerçekten herediter anjiyodeminiz var mı yok mu araştırılmalıdır böyle bir tablonuz varsa. Atak döneminde bakılan kanlar daha doğru bir sonuç, daha net bir sonuç verebilecektir. Ama atak dışında da tarama testlerini yapılıp gerçekten herediter anjiyodem tanınız varsa size yanınızda taşımanız gereken koruyucu iğneler vermemiz gerekebiliyor. Bu iğnelerde eğer yüz bölgenizde atak gösterirseniz hemen uygulamanızı isteriz. Ya da acilde serum tedavileri verilmesi gerekebilir. Onun haricinde herediter anjiyodem tanınız varsa ağız bölgesinde yapılacak her türlü girişimde diş doktorlarımızın ya da kulak burun boğazı doktorlarımızın mutlak bir şekilde önden profilaks dediğimiz koruyucu tedaviler başlanması hayatı tehdit edecek bir reaksiyon gelişmesini önlemek açısından önemlidir. Herediter anjiyodem hayatı tehdit edebileceğinden vücudumuzun herhangi bir yerinde gelişen şişlik, yani ödemlerde mutlaka sebebini araştırıp herediter anjiyodemi de ekarte etmek gerekir. Geleceğimizin sağlığı için her zaman yanınızdayız. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.